sayı doğrusu üzerindeki nokta hangi sayıyı gösteriyor? Burada 1,5 ya da 1 tam onda 5'ten başlayarak 1 tam onda 7'ye kadar gelen bir sayı doğrusu var. Mavi çizgiler arası 1 onda 1'liktir. Neden mi? Burada 1 tam onda 5'ten 1 tam onda 6'ya, burada da 1 tam onda 6'dan 1 tam onda 7'ye geliyoruz da onda. Evet, buradaki uzaklık 1 bir onda birliktir. Onda birliği ondalık sayı olarak yazmak istersek 0,1, kesir olarak yazmak istersek de 1 bölü 10 olarak yazabiliriz. Mavi çizgiler arasındaki uzaklıkların 1 bir onda birlik olduğunu bir kere daha tekrar edeyim. Bizden buradaki yeşil noktanın hangi sayıyı gösterdiğini bulmamızı istiyorlar. Bunu bulmak için siyah çizgilerin ve siyah çizgilerin arasındaki uzaklıkların da neyi ifade ettiğini anlamamız gerekiyor. Buradan buraya bir tane onda birlik varmış ve bu onda birliğin içinde de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane eşit parça verilmiş. Başka bir deyişle buradaki küçük aralıkların her birinin onda birliğin onda biri olduğunu söylemeye çalışıyorum. İşaretlediğim aralık, 1 bir onda birliğin onda biri. Bütün bu aralık, bir tane onda birlikti. O zaman, burası da onda birliğin onda biridir. Onda birliğin onda birini, yüzde birlik olarak da ifade edebiliriz. 1 bölü 10'u 10'a bölersek, 1 bölü 100 elde ederiz, öyle değil mi? 1 bölü 100 de, yüzde, yüzde birlikle aynı şeydir. Burası, yüzde birlikse, burası da ve burası da bir 1 yüzde birliktir. Peki yeşil noktaya kadar kaç tane yüzde birlik var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Buradan buraya olan uzaklık 7 yüzde birlik, 7 bölü 100 ya da 0,07 olarak ifade edilebilir. Ve şimdi sayı doğrusunun tamamını hesaba kattığımızda, 1,5 ile ya da 1 tam onda birlikle başlayıp 7 yüzde birlik bir yol kat ettiysek, 1,5 artı 0,07 ya da 1 tam 5 onda birlik artı 7 yüzde birlik dersek, 1 tam 57 yüzde birlik ya da 1,57 elde ederiz. Yeşil noktanın gösterdiği sayı neymiş? 1,57. 1 tam 5 onda birliğe 7 yüzde birlik eklediğimizde 1 tam 57 yüzde birlik yani 1 tam 57 bölü 100 ya da en kolay söylenişiyle 1,57 elde ettik.